Allah Allah, ne kadar oldu abim? Nerede kaldı böyle bu kadar saat? Çöp olur mu ya? Ya ben öldüm acımdan ya. Yani kusura bakmayın, hiç aristokratlar gibi falan bekleyemeyeceğim. Ben başlıyorum. Ömer sen nereye? Babamı bakacağım işte, merak ettim. Bir şey mi oldu, gelmedi? Ben de geleyim seninle. Hı. Sen niye geliyormuşsun? Sen sokağa bakarsın, ben de apartmanın içine bakarım işte. Füstür sanki bu oldu. İyi. Ne işin var senin burada? Baba! Senin ne işin var bunun yanında? Ömer! Ömer, ben eve geri döndüm. Evine mi döndün? Ben sana ne demiştim ha? Ne demiştim ben sana? Ömer, seninle konuşmak istiyorum. Bak, ben senin düşmanın değilim. Sen benim karımın kardeşisin. Sen benim anamın katilisin. Sen benim ablamın katilisin. O ruh hastası onları değil, seni öldürmeliydi. Ömer, gel buraya. Çocuk işte. Kendi de bilmiyor ki ne dediğini. Acısını üzerine salıyor işte. İstediğini yapsın. Ben bu düşmanlığı yeneceğim. Yenersin. Vermişsin ya kararını. Dönmüşsün evine. Hoş geldin. Sen nasıl o adamın ayağına gidersin baba? Nasıl gidip de hoş geldin dersin? Adam adam dediğin senin enişten. Ablanı onun nikahı altındayken toprağa verdim. Adam şimdi kendi evine dönüyor. Senden izin mi isteyecekti ha? Kime hesap verecekti? Abi, şey mi gelmiş? Ay, resmen ağzım açık kaldı. Efendi gibi otur oturduğun yerde. Konuşup anlaşacaksın Ömer. Bu öfkenin, bu nefretin kimseye faydası yok. Ama konuşmanın, anlamanın ve de dinlemenin faydası var. Eğer üzerinde birazcık babalık hakkım varsa, eğer babanın hatırını sayıyorsan, eniştene terbiyesizlik etmeyeceksin. O adam benim eniştem değil. Ben biraz içeriye uzanıyorum, tamam? Görüşürüz. Hadi aç sarı şeker.